TV izleyicileri, bugün size fenil ketonürü ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Fenil ketonürü nedir? Fenil ketonürü kısaltması ile PKO, bir protein yapı taşı olan fenilerin aminoasidinin tirozin adlı aminoaside dönüştüren enzimin normal çalışmaması sonucu kanda fenilerin birikimiyle meydana gelen bir kasıtsal metabolik hastalıktır. Kanda biriken fenilerinin geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarına neden olur. Erken tanımlanıp tedavi edilmediği takdirde kaçınılmaz son ağır zihinsel geriliktir. Fenilketonüri önemli bir hastalık mıdır? Evet, fenilketonüri tedavi edilmediği takdirde çok ciddi zihinsel gerilik ve pek çok başka probleme neden olabilmektedir. Fenilketonüri nasıl ortaya çıkar? Fenilketonüri kalıtsal bir hastalıktır. Anne ve babadan genetik olarak geçmektedir. Peki fenilketonüri hangi sıklıkta görülür? Tüm dünyada görülmekle birlikte hastalığın en sık görüldüğü ülkelerden birisi Türkiye'dir. Doğan her 4000 ila 4500 çocuktan biri fenilketonüri hastası olarak dünyaya gelmektedir. Ayrıca her 100 kişiden 4'ünün bu hastalığı taşıdığı bilinmektedir. Her yıl 200 ila 300 yeni fenilketonüri vakasının topluma katılacağı hesaplanmaktadır. Ülkemizde fenilketonüri görülme sıklığının bu kadar yüksek olmasının en önemli nedenlerinden birisi %23'e varan akraba evliliği oranıdır. Fenilketonüri nasıl teşhis edilir? Fenilketonüri hastalığı kanda fenilerinin yüksekliğinin gösterilmesiyle teşhis edilir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tüm yeni doğanları fenilketonüri açısından taramaktadır. Yeni doğan tarama programı sayesinde fenilketonüri hastalığı henüz semptomları gelişmeden teşhis edilerek ilerleyici zeka geriliği engellenebilir. Fenilketonüri tarama programının işleyişi nasıldır? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde uygulanan yeni doğan tarama programı ile tüm yeni doğanların fenilketonüri, biyotindaz eksikliği, konjenital hipotiroidi ve kistik fibrozis yönünden taranması, oluşacak zeka geriliği, beyin hasarları ve geri dönüşümsüz zararların engellenerek tanı konan bebeklerde bu hastalıklar nedeniyle oluşacak rahatsızlıkları önlemek amacıyla uygun tedavi başlanması ve böylece belli bir zeka seviyesine ulaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Yeni doğan taraması için kan örneği ideal olarak doğumdan sonraki 3 ila 5. günlerde alınmalıdır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 24 saat beslenmiş olması gerekir. Topuk kan taramasında şüpheli yüksek fenilketonürin düzeyi saptanması durumunda en kısa sürede zaman kaybetmeden bir metabolizma kliniğine başvurulması ve yapılacak olan ek tetkikler ile bebeğinizin değerlendirilmesi gerekmektedir. Fenilketonüri tedavi edilebilir mi? Fenilketonüri tedavisi hastalığın ağırlık derecesine göre değişmektedir. Hafif ve ilaca yanıtlı tiplerinde sadece ilaç tedavisiyle yanıt alınabilmekteyken, diğer tiplerinde ilaç tedavisi ve diyet kombinasyonu ya da sadece özel diyet programı ile hayat boyu kontrol edilebilir ve kalıcı sekeller engellenebilir. Fenilketonüride tedavi ne kadar sürmelidir? Fenilketonüri tedavisi yaşam boyu sürmelidir. Zamanla diyet tedavisinde esneklikler yapılsa bile yükselen kan fenilketonürünün düzeyi olgularda nöropsikiyatrik etkilenmelere neden olabilmektedir. Fenilketonüri tedavisinde yenilikler nelerdir? Fenilketonüri tedavisinde uzun yıllardır uygulanan özel diyet tedavisine ek olarak günümüzde eksik olan enzimin çalışmasına yardımcı olan ve özellikle enzimin kısmi eksikliklerinde etkili olan sapropterin tedavisi, kandaki fenilketonürünün beyine geçişini ve bağırsaklardan fenilketonürünün emilimini engelleyerek sinir sistemini koruyan büyük nötral aminoasitler ve şu anda 16 yaş üstü hastalarda kullanımda olan enzim yerine koyma tedavisi seçilmiş hastalarda uygulanabilmektedir. Tedavi edilmeyen hastalarda belirtiler nelerdir? Hayatın ilk birkaç ayında sağlıklı bebeklerden ayırt edilemezler. Tedavi edilmediği takdirde çocuklarda 5 ila 6. aylardan sonra zihinsel gerilik belirginleşmeye başlar.
Akranlarından farklı olarak oturma, yürüme ve konuşma gibi becerileri kazanamazlar. Beyin gelişimleri yeterli olmaz. Ağır zihinsel geriliği olan fenilketonürili bireylerde konvülsiyonlar, agresif ya da otistik davranış bozuklukları, dermatit şeklinde cilt lezyonları yanı sıra vakaların %60'ında anne babaya göre açık saç, göz, ten rengiyle karakterize görünüm mevcuttur. Maternal fenilketonüri nedir? Fenilketonüri tanılı annelerin gebelikleri sırasında kandaki yüksek fenilalanin seviyesinin anne karnındaki bebeği etkilemesi durumuna maternal fenilketonüri denilmektedir. Bebekte doğum kilosunda düşüklük, baş çevresi küçüklüğü, anormal yüz bulguları, büyüme gelişme geriliği, göz ve kalp sorunları ve zihinsel gerilik görülebilir. Hafif hiperfenilalanemli annelerde bu risk daha düşüktür. Fakat hiperfenilalanemi tanılı annelerin gebelikleri süresince mutlaka kan fenilalanin düzeyiyle takibi gerekmektedir. Bu durumun oluşmaması için gebelik öncesi kan fenilalanin düzeyinin belli bir seviyede tutulması gerekmektedir. Fenilketonüri hastalığının izlemi nasıl olmalıdır? Fenilketonüri, hasta izlemleri beslenme ve metabolizma bölümlerinde kan fenilalanin düzeyiyle yapılmaktadır. Bebeklerde daha sıkı takip önerilirken yaş arttıkça takip aralıkları da uzamaktadır. Her ülkenin kendisine göre bir takip planı mevcut olmakla birlikte merkezler arası takip planları değişiklik gösterebilmektedir. Tedavinin hedefi diyet ile yeterli büyümenin sağlanması, kan fenilalanin artışına bağlı oluşan nörolojik etkilenmenin ve beslenme kısıtlamaları nedeniyle oluşabilecek vitamin, mineral ve eser element eksikliklerinin önüne geçilmesini sağlamaktır.